Şol gökleri kaldıranım, donatarak dolduranım, ol deyince olduranım, 99 adı ile Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli Büyük Birlik Partisi Anamur İlçe Başkanım, çok kıymetli Büyük Birlik Partisi Anamur İlçe Başkanı, Belediye Başkanı adayım, çok kıymetli Büyük Birlik Partisi Meclis Üyesi arkadaşlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, Büyük Birlik Partisi Anamur Belediye Başkanı adayımız Sayın Mustafa Kemal Aslan Bey'in iftar programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli hazirim. Şimdi sizlere hitap etmek üzere Büyük Birlik Partisi Anamur İlçe Başkanımız Sayın Özüm Aslan Toprağı takdim ediyor. Sayın Genel Başkan Yardımcım, saygıdeğer basın mensupları, meclis üyeleri, adaylarım, sevgili teşkilatım. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkürlerimi sunarım. Sizlerle çok güzel bir süreç geçiriyoruz. Görüyorum ki çok güzel de bir aile olmuşuz. Bizim için en önemli olan bence bu. Yüreklere girdik, kalplere girdik. İnşallah da 31 Mart akşamına zaferle çıkacağız. Buna da eminim. Ama önce sizlerin sayesinde beni, teşkilatımı, belediye başkan adayımı yalnız bırakmadığınız için hepinize tek tek teşekkürlerimi sunarım. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve hemen sizlere hitap etmek üzere Büyük Birlik Partisi Anamur Belediye Başkanı adayımız Sayın Mustafa Kemal Aslan Bey'i arz ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız, Anamur basınımızın güzide temsilcileri, değerli ilçe başkanım, değerli teşkilatım, genç kardeşlerim, her biri birbirinden değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anamur hizmete doyacak inan. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları ve yapmış olduğunuz ibadetleri makamında kabul eylesin inşallah. Ben sözlerime başlarken her mahalle toplantımızda ve her girdiğimiz yerde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şu sözleriyle devam etmek istiyorum. İnanmadığım yolda milyonlarla yürüyeceğime, inandığım yolda tek başıma yürürüm diyerek ve bir saniyesine bile hakim olamadığımız bir dünya için, bir hayat için fırıldak olmayacağız inşallah diyerek Anamur'a hizmet yolunda, sizlerin huzurunda hizmet etme sevdasıyla, aşkıyla, muhabbetiyle çıktık Allah'ın izniyle. Ben bugün çok kıymetli büyüğüm, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Alaaddin Çakır Beyefendi'ye Anamur'umuza teşriflerinden dolayı ve bu genç kardeşine, genç belediye başkan adayına bir abi olarak görüyorum kendisini. Her daim de öyle olacak. Muhabbetimiz ayrı, dostluğumuz ayrı. Kendisi de Allah razı olsun çok sevecen ve bir babacan, bir genel başkan yardımcımızdan öte benim için her zaman bir abi ve bir baba evlat ilişkisinde olacağım inşallah. Ve kendisi de burada. İnşallah 31 Mart akşamını zaferle taçlandırdığımız vakit kendisinin de bizlere, Anamur'umuza kol kanat geleceğini, bizlerin arkasında duracağını, Ankara'da bizlerin, Anamurluların bir sesi olacağından da hiç şüphe duymuyorum inşallah. Kemal'le büyük Anamur, Mustafa Kemal'le büyük Anamur. Ve yine her gittiğimiz mahallede dedik ki hangi siyasi görüşten olursak olalım her birine ayrı ayrı saygımız var.
her bir aday benim büyüğümdür dedim. Her birine saygılarımızı sundum, sevgilerimizi sundum, ellerinden öpüyorum dedim ve seçime son 3 gün kala inşallah her zaman dediğimiz gibi yine şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi seçimler bir kavga aracı olmamalı, sel gider kumu kalır. Bu seçimlerde geçecek ama sizler akraba olarak, eş olarak, dost olarak ve komşu olarak kalacaksınız. Biz inşallah bu düsturla yolumuza devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle hiç kimse büyük birliğin zaferine engel olmaya, taş koymaya, sizlerin de desteğiyle birlikte başaramayacaktır inşallah diyorum. Ben her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'a emanet olun inşallah. Soframızı onurlandıran Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Alaaddin Çakır Bey'i arz ediyorum başkanım. Kıymetli ilçe başkanımız, kıymetli adayımız, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli hanımefendiler, kıymetli Alperen kardeşlerim, kıymetli anam rubasını sizleri sevgiyle, hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Ramazan-ı Şeriflerimiz mübarek olsun. Oruçlarımız kabul olsun. Bugün Anamur'da bulunmaktan, sizlere bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu bir kez daha ifade ederken sizleri hemşehrilerim diye hitap ediyorum. Çünkü ben de Alanyalıyım. Alanyalı olarak. Anamur'da biz artık Alanyalı olarak biliyoruz. İnşallah başkanımız seçimleri kazanır ve sürekli buraya gelmek de bize nasip olur. Bizim burada rahat yaşaması, güvenli yaşaması, huzurlu yaşaması evet önemli ama yetmez. Tarım yapan, üretim yapan çiftçimizin de iyi şartlarda üretimi sürdürmesi lazım. Oraya da destek vereceğiz. Orası da bizim için önemli. Burada turizmi de geliştireceğiz. Burası Anamur, Türkiye'nin en güzel sahillerinin bulunduğu bir yer. Biz bölgemiz. Burada turizm olmaz diye kim söyledi bilmiyorum. Ama yetersiz olduğunu görüyorum turizmin burada. Halbuki en güzel güneşse güneş burada var, denizse deniz burada var, doğaysa doğa burada var. Burada engel ne? Engel sadece belediye hizmetlerinin yetersizliği diye düşünüyorum. Biz o vizyonu biz Anamur'a koyarız. O vizyonla biz belediyemizi yönetiriz. Biz bu konuda iddialıyız. Ben sizlere hitap ederken tabii geçmişte belediye başkanlığı yapmış birisiyim. İsmimizi aldınız. Nasıl bir belediye başkanlığı yaptığınızı mutlaka sorgulayınız diye söylerim. Tabii geçmişte bugün şu anda mevcut belediye başkanımıza dahil olmak üzere belediye başkanları eserleriyle anılır. Nesilden nesile devam eder bu şekilde. Belediye başkanını siz 5 yıl seçersiniz ama belediye başkanı sizin şehrinizi 50 yıl geriye götürür veyahut da o 5 yıl içerisinde 50 yıl ileriye taşır. Hiçbir belediye başkanı 5 yıl seçilmez. En az 50 yıllıktır seçilen belediye başkanı. Bunu böyle düşünerek lütfen oy verin. Belediye başkanını biz 5 yıl seçtik. Baktık işimize gelmedi. O olmaz, aile olur diye düşünmeyin. Seçilen belediye başkanı sizin 50 yılınıza mal olur. Bu şehir 50 yıl geriye gider. Ayağı kaldıramazsınız. Çünkü bu şehir sadece bir binadan ibaret değil. Bu şehrin her şeyi yaşıyor. Yani bu şehrin şehir hafızası dediğimiz bir çınar ağacı, bir çeşmesi, bir tarihi eseri,
bir taş duvarı köşedeki onun bile yaşatılması bugüne bağlı ve sürdürülmesi. Şimdi bazen bakıyorum siz bir baba olarak bir çınar altında bir tarihi duvar üzerinde bir çeşme başında resim vermişsiniz eşinizle birlikte. Çocuklarınız olmuş, resmi gösteriyorsunuz. Baba burası neresi? Yavrum şehrimizin şu köşesi demeniz lazım. Ama şimdi diyemiyoruz. Neden? Şehir hafızası korunmadı. Bitti. Bu hizmetler kadar önemli bir iş bu da. Şehir hafızasının korunması ve geleceğe taşınması. Netice itibariyle belediye başkanı ne iş yapar? Doğumdan ölüme kadar. Bu süreçte toplumumuzun ne hizmeti varsa o hizmetleri görür. Tabii bunları nasıl yapar? Biliyorsunuz toplumumuzun istekleri var belediye başkanımızdan. İstekler sınırsızdır belediyelerimize. Ama bütçede sınırlıdır. Sınırlı bütçeyle sınırsız hizmet getirmek hiç kimsenin yapacağı iş değildir. Bu açıdan ben biraz önce arkadaşlarıma da biraz önden bahsetmiştim. Belediye başkanlarımız bu süre içerisinde, 5 yıllık süre içerisinde planlamasını iyi yapmalı. Üretebileceği, yapabileceği işleri söylemeli size. Ben sahil ortamlarda, tüm mitinglerimizde söylerim. Büyük Birlik Partisi'nin bir özelliği var. Büyük Birlik Partisi hamasetle siyaset yapmaz. Hakikatle siyaset yapar. Biz hakikatle siyaseti buluşturan ve bunu kendisine dava edilen bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla bizde yalan, dolan, hamaset olmaz. Söz verdik, anamurluyuz, burada yaşıyoruz. Yarın karşılaştık, ne yapacağız? 5 sene sonra yine geleceğiz buraya, yine buradayız. Buraya gelince, anamuruna gelince, bizim adayımız sağ selamet yerindeyse, adı Mustafa Kemal'se, biz hiçbir şekilde adayımızı geri çekmeyiz. Hiçbir şekilde. Yani bize bunu hiçbir güç çektiremez. Adayımızı, Büyük Birlik Partisi'nin adayını ve Büyük Birlik Partisi'ni sizlere emanet ediyorum inşallah. Yani bir Nisan'da buraya gelmeyi umuyorum. Ümit ediyorum. Yani eğer Mustafa kardeşim seçilirse bizim iddialı yerlerimiz var Antalya'da. Seri'miz var, Demre'miz var, Aksu'muz var. Buralar yarışmacı ilçelerimiz. Ben inan söz veriyorum. Seri çok iddialı bir ilçemiz. Mevcut belediye başkanımız. Ben oraya gitmeyeceğim, buraya geleceğim. Ve burayı tebrik edeceğim. Ve bunun hizmetlerini bizzat takip edeceğim inşallah. Ben o zaman size sorayım. Mustafa Kemal kardeşimizi kazandırıyor muyuz? Yani Sayın Özgür Özel gibi olmasın. Oy var mı? Var mı oyu? Var. Var mı? Az çıktı. Biliyorsunuz Sayın Kıymetli Basın soruyor Özgür Özel Bey. Oy var mı? Yok. Var diyorlar. Yok yok diyor. Yok. Var değil mi bize? Var. Evet. Ben inşallah Anamur'u birlikte kazanacağız. Birlikte yöneteceğiz. Yani biz Anamur'u seviyoruz. Anamur da bizi sevdiyse inşallah oylarımız sandığa Mustafa Kemal Aslan olarak evet olarak girecek değil mi? İnşallah. Evet. Ben sizlere böyle bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Büyüklerimizin ellerini öpüyorum saygıyla. Yani bizi dinleyen tüm hemşehrilerimize tekrar tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nasip olursa inşallah bir Nisan'da görüşmek ümidiyle diyorum. Anamur hizmetin koyacak inan. Şaşma sakın şaşma. Haydi Anamur. Partisine vur Mustafa Kemal'le büyük anamur Mustafa Kemal'le büyük anamur Mustafa Kemal'le büyük anamur Mustafa Kemal'le büyük anamur
etkisi her yerde olan geliyor. Millete hizmeti bilen geliyor. Etkisi her yerde olan geliyor. Çarşma sıkın çarşma. Haydi haydi. Bu mühür büyük birlik partisine vur. Mustafa Kemal'le büyük anamur. Mustafa Kemal'le büyük anamur. Mustafa Kemal'le büyük anamur. Mustafa Kemal'le büyük anamur. Bakların, yolların güzel olacak. Huzurun, refahın özel olacak. Parkların, yolların güzel olacak. Huzurun, refahın özel olacak. Çarşma sıkın çarşma. Haydi haydi. Vur mühür büyük birlik partisine vur. Mustafa Kemal'le